Hiçbir şey eski Mısır'ın gizemlerini Büyük Sfenks'ten daha iyi ifade edemez. Mısırlılar bu insan başlı yere çömelmiş vaziyetteki Afrika aslanını nasıl inşa etmişlerdi? Bu eski Mısır'da şimdiye kadar inşa edilen en büyük boy heykeliydi. Heykeli kim ve neden inşa etmişti? Heykel en parlak döneminde çizgi roman renklerinde oldukça canlı renklerle boyanmış bir heykeldi. Sphinx'in bilmeceleri imparatorlardan başkanlara kadar onu gören herkeste şaşkınlık uyandırmıştır. Artık bu bilmecelerin çözülmesi yeni bir öncelik taşımaktadır. 4000 yıldan fazla süre etrafında sadece piramitler olan Sphinx bugün bir hazır yemek restoranına bakmaktadır. Trafik, turizm ve inşaatlar Sphinx'i sallamaktadır. Sphinx artık neredeyse Kahire'nin merkezinde bulunmaktadır. Bu tam bir kentsel saldırıdır. Çok fazla geç kalınmadan bilim insanlarından ve inşaatçılardan oluşan iki ekip Sphinx'in asırlık bilmecelerini çözmeye çalışmaktadır. Kendilerini eski Mısır'ın dünyasına kaptırıyorlar. Firavun ve piramitlerden, hayvan tanrılar ve mumyalardan, güneşe tapınmadan ve insan kurban etmeden oluşan bir dünyaya. Belediye otobüsünden daha uzun, boylu boyunca uzanan dev patiler. Arkasını sarmalayan kıvrılmış bir kuyruk. Ve yaklaşık 50 adet 747 jumbo jetin ağırlığındaki devasa gövdesiyle atlamaya hazır bir şekilde poposunun üstünde duruyor. Bu aslanın bir ev kadar büyük insan başı bulunuyor. İşte bu Büyük Sphinx. Sphinx yaklaşık bir futbol sahası uzunluğundaki 70 metreyi aşan uzunluğu ve Washington DC'deki Beyaz Saray'ın yüksekliğindeki 20 metreyi aşan boyuyla büyük boy anıtlarıyla meşhur bir ülke olan Mısır'ın en büyük heykelidir. Tarih boyunca binlerce Sphinx yapılmıştır. Ama bu Sphinx, Büyük Sphinx, şimdiye kadar inşa edilen ilk ve gelmiş geçmiş en büyük Sphinx'tir. Bu bir deneme çağıydı. Sphinx bir deneyimdir. Bu çok yeni, alışılmışın oldukça dışında bir şeydi. Bir aslanın gövdesine insan başı koymak fikri nereden geliyordu? Arkeolog Günther Dreyer, piramitlerin ve Gize'nin yaklaşık 400 kilometre güneyindeki Abydos çölünde araştırmalar yapıyor. Dreyer, Sphinx'ten 500 yıl önceki, M.Ö. 3000 yılındaki Mısır medeniyetinin ilk başlangıcı olan eski imparatorluğun ve Kufu piramidinin geçmişine dönüş yolculuğuna çıkıyor. Gize gibi Abydos da ölülerin şehridir ama piramitleri olmaksızın. Mısır'ın kurucu firavunları burada çöl kumunun altında çamur tuğla karışımından oluşan mezarlarda gömülüdürler. Bugün Dreyer bu mezarlardan birini araştırıyor. Mezar şuradaki höyüğün altında bulunan üç kocaman odadan oluşmaktadır. Ve onun önünde hepsi 35 tane olan 3 sıra 2. derece mezarlar bulunmaktadır. Ana oda eski zamanlarda yağmalanmış ve krala ait ceset çalınmıştır. Ama içeride bulunan yazıtlar bir ismi açığa çıkarıyor.
Mısır'ın ilk hanedanının ilk kralı olan Firavun Aha. Bir firavun olarak Aha sınırsız bir gücü elinde tutuyordu. Abydos kalıntıları insan kurban etme kanıtlarını ortaya çıkarıyor. Birçoğu 20 yaşın altında olan 35 sağlıklı yetişkin iskeleti toplu gömülmelerin bir parçasını oluşturuyor. Çok eski zamanlarda bile bu doğal bir ölüm yaşı değil. Bu yüzden kralın ölümden sonraki yaşamında ona eşlik etmek, ona orada sonsuza kadar hizmet etmek için öldürüldükleri sonucuna varabiliriz. Firavun ve onun dünya malları bloğun sonunda ona eşlik eden 35 kişilik kurban mağdurları ise daha küçük mezarlarda gömülü. Hatta en son mezarda daha fazla kemik bulunuyor. Ama bunlar insan kemikleri değil. Kimlik saptaması için bu kemikler günümüz iskeletleriyle karşılaştırıldı. Birçok hayvan, özellikle de aslan kemiği bulduk. Bu oldukça şaşırtıcıydı. Genç yetişkin olarak ölüp aynı zamanda gömülen bir sürü aslan, onların da kurban edildiklerini kanıtlıyor. Peki ama bu aslanlar neden firavunlarla birlikte gömülmüşler? Kral kendi gücünü göstermek, kendi gücünü ifade etmek için kendini aslanla özdeşleştirir. Dryer'ın kazıları Mısır'ın ilk firavununun düzinelerce insanın dinsel toplu katliamını emretmeye yetecek kadar büyük bir gücü elinde bulundurduğunu ortaya çıkarıyor. Ve kurban edilen aslanlarda Sphinx'in şeklinin anlamının ilk ipucunun elde edilmesini sağladı. Aslanlar Firavun'un gücünü simgeliyorlar. Ama Sphinx sıradan bir aslandan daha fazlasıdır. O aynı zamanda kısmen insandır da. Eski Mısırlılar tanrılarını yarı hayvan yarı insan olarak tasvir ederler. Ama genellikle bu tanrılar hayvan başına, insan vücuduna sahiptirler. Sphinx'te bu durum tam tersidir. İnsan başını aslan bedenine koyduğunuzda aslanın tüm gücüne ve kuvvetine sahip olursunuz. Zekanın ve kontrolün simgesi olan insan başına sahipsinizdir. Bu yüzden bu kontrol altındaki bir gücün simgesidir. Ama kimin gücü ve kontrolündedir? İnsan başında genellikle Nemes adı verilen bir örtü takılıdır. Bu bir başlıktır ve Nemes başlığını sadece firavunlar takarlardı. Bu yüzden Sphinx hem tanrıdır hem de firavun. Ve konu gücün simgeleştirilmesine geldiğinde ne kadar büyük olursa o kadar iyidir. Sonraki 500 yıldan fazla bir süre boyunca firavun mezarları gittikçe daha heybetli olmaya başlamıştır. Yer altındaki gömü odalarından yeryüzündeki sade mezarlara, piramitlerin basamaklarından Gize'deki büyük piramitlere kadar. Ama kraliyet mezarlarının şekli ve ölçüsü yavaş yavaş gelişirken büyük Sphinx'in hiçbir örneği yoktur. Mısır tarihinde Mısırlıların ilk defa bu kadar büyük bir ölçüde yarattıkları heykel Büyük Sphinx'ti. Peki ama Sphinx nasıl meydana getirilmişti? Pençelerine bakıldığında binlerce taş parçasından inşa edildiği anlaşılıyor. Sphinx de piramitler gibi taş parçaları üst üste yığılarak mı inşa edilmişti? Daha yakından bakıldığında üst bedeninin ve kafasının muazzam bir kayadan biçimlendirildiği ortaya çıkıyor. Bu Sphinx'in Rushmore Dağı gibi oluşturulduğu anlamına mı geliyor yoksa? İpuçları Sphinx'in taşında ve etrafındaki kayada yatıyor. Şaşırtıcı bir şekilde hiç kimse Sphinx'in taşlarını ayrıntılı olarak incelememiş. Ta ki 30 yıl önce Mark Lane'a kadar.
Günümüzde Mark Lena dünyanın ileri gelen eski Mısır bilimcilerinden biri. Mısır'a ilk geldiğimde var olan en iyi Sphinx haritalarının sadece anahtarları vardı. Sphinx'in nasıl inşa edildiğini araştırıyorsanız, 50 katlı bir gökdeleni inşa etmek için uydudan çekilen fotoğraflar ne kadar işe yararsa, var olan çizimler de o kadar işe yarıyordu. İşte bu yüzden Sphinx hakkında çok az şey biliniyordu. Sphinx'in sırlarını ortaya çıkarmak için birilerinin daha yakından bakmıyordu. Burada haritalanan her taşı ölçümlemek için 5 yılımı harcadım. Burası benim ofisimdi. Ve burada mola verip bayat peynirli sandviçimi yer ve bir fincan kahve içerdim. Lena'nın haritalaması kendisine Sphinx, Sphinx'in taşları ve Gize platosu hakkında engin bir bilgi verdi. Öncelikle Sphinx kireç taşından yapılmıştır. Kireç taşı yakından incelenince Sphinx'in nasıl biçimlendiği ortaya çıkmaktadır. Bir tür mercana ya da neredeyse bir süngere benzeyen örnek görüyorsunuz. Sphinx'in bedeni de dahil olmak üzere Gize'deki bütün kireç taşları eskiden deniz tabanı deniz yatağıydı. Bu yüzden deniz yatağı yaşamının çeşitli elementlerini taşın içinde dondurmuş oluyorsunuz. Milyonlarca yıl önce Gize platosu suyun altındaydı. Ölen deniz yaratıkları ve bitkiler dibe düştüler. Zamanla kalıntıları kireç taşı formunda yoğunlaştılar. Ama tüm kireç taşları eşit şekilde oluşmaz. Bazı kireç taşları yumuşak deniz tabanından, bazıları da sert mercan resiflerinden oluşurlar. Hep birlikte bir tür yumuşak ve sert kireç taşı katmanı oluştururlar. Sphinx farklı birkaç kireç taşı katmanından oluşmaktadır. Bu yüzden Sphinx'i sanki bir kek katmanıymış gibi oluşturabilirsiniz. Bu yumuşak yüzeylerden oluşan yapışkan veya yumuşak katmanlar ve sonra arada da daha sert katmanlar bulunmaktadır. Taşın daha sert katmanları yumuşak katmanlardan daha iyi dayanmıştır. Bugün Sphinx ilk inşa edildiğinden çok daha farklı görünmektedir. Orijinal yumuşak yüzeyi 4000 yılı aşan süredir rüzgar, su ve kum tarafından aşındırılmıştır. Sphinx'in göğsünün sağ tarafında, burada kötü havadan aşınmaların sert katmanlarda çıkıntılar oluştururken, yumuşak katmanların içinde nasıl oyuklar oluşturduklarını görebiliyoruz. Lena'ya göre bu aşınmış dokular, Sphinx'in nasıl inşa edildiğine dair bir başka önemli ipucudur. Yakın zamanda yapılan restorasyonlardan bu örneğin anlaşılması güçtür. Ama 1920'lerdeki fotoğraflarda hem Sphinx'in bedeninde hem de Sphinx hendeği olarak bilinen tarafında bu açıkça görünmektedir. Doku tıpkı parmak izi görevini görmektedir. Ve Lena Sphinx'in bedeniyle Sphinx'in hendek tarafını karşılaştırdığında birbirleriyle mükemmel bir uyum göstermektedirler. Bunların Sphinx hendeğinin güney tarafında oluşan doğal taşın aynı katmanları olduğundan çok eminiz. Lena, bu taşın Sphinx'in pençelerinin önünden Sphinx tapınağı olarak bilinen bir binanın harabelerine doğru gittiğini belirliyor. Lena, bir zamanlar Sphinx tapınağının duvarları olan muazzam taş bloklarda Sphinx'in üzerinde bulduğu sert ve yumuşak taşların katmanlarının bilinen aynı katmanlar olduğunu keşfediyor. Katmanların tapınak duvarlarını oluşturan birçok blok boyunca bir bloktan diğerine aralıksız olarak devam ettiğini görebilirsiniz. İşte burada bir jeolojik katman var. Ve sonra daha yumuşak bir jeolojik katman olan bu sarı şerit var. Ama Sphinx hendeği ve tapınağındaki taş benzerlikleri Lena'ya Sphinx'in nasıl inşa edildiğini anlatıyor mu? Mısırlılar hendekte bir oyuk bırakarak atmalı şeklinde taş ocağı açtılar. Bu oyukta Sphinx'e uyacakları büyük bir blok bıraktılar. Bazen yüzlerce tonluk bloklardan oluşan taşı Sphinx'in duvarlarını yapmak için daha aşağı taraçalara indirdiler. Öyleyse Sphinx'in başlangıç noktası Gize platosundan dışarı uzanan muazzam bir taş olmalıydı.
İşçiler Sphinx'in etrafındaki taşları büyük bloklarla hendekten dışarı çıkartabilecekleri bir hendek kazdılar. Bu taş blokları yakındaki Sphinx tapınağını inşa etmek için ayırdılar. Daha sonra heykeltıraşlar merkezde kalan devasa taşı Sphinx şeklinde oydular. Sphinx, Gize platosundaki doğal ana taştan oyularak yapıldı. Ama Sphinx'in zeminden oyulduğunu öğrenmek gizemin sadece yarısıydı. Peki bunu nasıl yaptılar? Cevap dünyanın diğer tarafından gelecekti. Hey Rick, sonbaharda New England çöldeki Mısır'dan çok farklı oluyor. Mark Lane'a danışmak için eski aletler uzmanı Rick Brown'a ulaştı. Gize'de bulunan gerçek bakır aletlere ve iş başındaki taş yontucuları tasvir eden lahit görüntülerine dayanarak Brown, bir eski Mısırlının Büyük Sphinx'i oymak için kullanmış olabileceği bütün her şeyi bir araya getirdi. Rick'le bir araya gelip bulduğumuz lahit görüntülerinden, mevcut aletlerden bütün kanıtları inceledik. Ve bu kanıtlara dayanarak Rick, işçilerin kullanmış oldukları alet takımlarının temel bilgilerini bir araya getirdi. Böylece elimizdekiler, bakır keskiler, iki kollu tokmak ve çekiç. Lena ve Brown, taş oymasında bu aletleri kullanmanın zorluğunu gerçekten anlayabilmek için işe bakır keskiyle başlıyor. Daha sert bronzun ve demirin bulunmasından çok önce çalışmaya başlayan Sphinx heykeltıraşları daha yumuşak bakırla çalışmak zorundaydılar. Mısır'da böyle yaparlardı. Metali alacağız, ısıtacağız ve böylece ona keski şeklini vereceğiz. Saf bakırın rengi metalik gridir. Isındıkça kırmızıya dönüşür. Demek bu bakırın kıpkızıl bir renge dönüşmesini istiyorsun. Evet, bakırda istenilen rengi elde ettiğimde hazırız demektir. Güzel görünüyor. Gittikçe kızıllaşıyor. İyi görünüyor. Isı bakırı şekil alabilecek daha esnek bir materyal olarak yumuşatır. Bu işlem çok basittir. Mısırlıların yaptıkları şey ise daha yumuşak bir materyali şekillendirmek için sert materyaller kullanmaktı. Ama yumuşak bakır soğudukça yeniden sertleşir. Ateşin başına dönmek istiyorum çünkü metali gerçekten kırabilirim. O yüzden dönelim. Daha şimdiden bu eski aletlerin Sphinx'i oymaktan daha çok işe yaradıkları ortaya çıktı. Ağaç kömürü Gize'deki bu anıtları yapmak için çok önemli bir malzemeydi. Mısırlılar bütün gün boyunca, hatta bütün yıl boyunca el arabalarıyla ağaçları taşıyıp ateşi beslemiş olmalılar. Sadece anıtları yapacak aletleri yapmak için. Diğer tarafını düzleştirmek istiyorum. Bu ısı dövme döngüsü doğru şekil verilinceye kadar defalarca tekrarlanmaktaydı. Ekseni boyunca bunun gibi dümdüz olmasını istiyorum. Çünkü eğer bir parçacık dönerse çok uzun süre dayanamayacak demektir. Haklısın. Büyük piramidi ve Sphinx'i inşa etmek için M.Ö. 3. bin yılda dünyadaki herhangi bir yerden daha fazla bakır toplamak zorundaydılar. Yani bakır çok maliyetli olmuş olmalı. Ama bakır keskiler eski krallıkta yüksek teknolojili perdah takımıydı. Asıl zor ve sıkıcı işler çok daha basit şeylerle, taş çekiçlerle başarılıyordu. Teyl ahitinden alınan bu fotoğrafa bakarsan bunun gibi bir aleti kullanan bir taş oymacı görürsün. Ve bu da keşfettiğim şey. Bu çizimlere yakından bakmalısın çünkü bir yığın bilgi veriyor. Bu 4000 yıllık lahit resmine dayanarak Brown ve Lena kendi çekiçlerini yapıyorlar. Yumuşak taşa karşı daha sert bir taş kullanmak istiyorum. Demek taştan bir alet yapmak için taş kullanıyorsun. Evet öyle. Çok dövme işlemi yapılıyor. Çentikler ve dövmeler basit bir taşı etkin bir çekice dönüştürüyor. Kolay değil, değil mi? Onlar muhtemelen ayakkabı bağlar gibi çabucak yapıyorlardı. Tamam, hadi şunu deneyelim. Bence buradaki en önemli şey fazlasıyla hareket olanağı sağlıyor olması. Bu şekilde kendini yormadan saatlerce çalışabilir. Şimdi Lena ve Brown bu aletleri sınava tabi tutacaklar. Sphinx'in en bariz eksik olan parçasını oyma girişiminde bulunacaklar, burnunu.
Sphinx'in burnunu atış talimi yapan Napolyon'un askerlerinin vurduğuna dair hikayeler var. Ama bunların yanlış olduğu ortaya çıktı. Napolyon'dan yaklaşık 300 yıl önce bir Arap tarihçi burnun olmadığından bahsediyor. Kasten kırıldığına dair sağlam bir kanıt olduğunu düşünüyorum. Burun köprüsünde derin bir yarık var. Bir oyukta Sphinx'in sol burun deliğinin orada var. Bence biri bu metal çivilere çekiçle vurarak güneye doğru kırmış olmalı. Orijinal burun sonsuza kadar yok olmuşken, Lena ve Brown bugün sadece taş çekiçler ve bakır keskiler kullanarak yeni bir tane oyacaklar. Hadi işe koyulalım. Bu 2 metrelik sert kireç taşından orijinal boyutunun 1/3 biri büyüklüğünde bir burun oymaya girişecekler. Bu burnu bunun gibi aletlerle mi yapmaya başlayacağız? Evet. Bu benim fikrim miydi? Evet. İşe koyuluyorlar ve bu erken safhalarda sert taşın yumuşak bakırdan çok daha etkili olduğunu çabucak keşfediyorlar. Ne kadar ilkel görünse de tokmağın aslında oldukça etkili olduğunun bir kanıtıdır bu bence. Ama takviyeler ve saatler süren vuruşlardan sonra bile zar zor bir oyuk yapmış bulunuyorlar. Lena ve Brown bu eski aletlerle gerçekten bir burun oyabilecekler mi? Mısır Eski Yapıtlar Yüksek Kurulu'nun genel sekreteri Zahi Havas, Sphinx'in resmi muhafızı. Bu devasa kediyi nasıl inşa edildiğine dair ipuçları bulmak için başından parmak ucuna kadar incelemiş. Jeolojiden yapının toprağın içinden oyularak ortaya çıkarıldığını biliyor. Peki öyleyse neden alt taraf piramitlerdeki gibi taş bloklardan yapılmış gibi görünüyor? Havas cevap bulmak için taş bloklarının boyut ve stillerini inceliyor. Sphinx'in iki patisine bakarsanız bunların M.Ö. 30 yılında Romalıların gelip Sphinx'e ekledikleri küçük taşlar olduğunu göreceksiniz. Zahi Havas, Sphinx'in patileri arasında 4 farklı döneme ait taş blokları buluyor. Bu milattan önce 30, bu milattan önce 1550 ve bu da milattan önce 2600. Havas, Mısırlıların, Yunanlıların ve Romalıların binlerce yıl boyunca Sphinx'in üstünü taşlarla kapladıkları sonucuna varıyor. Ama neden? Cevap, Sphinx'in vücudunu ve etrafındaki hendeyi oluşturan kireç taşına saldıran öldürücü bir gizli güçte yatıyor. Burası bir zamanlar bir denizin dibiydi. 50 milyon yıl önce burası bir deniz yatağıydı. Bu nedenle doğal olarak tuz dolu. Yeraltı suları yükseldiğinde taşın içine sızıntı yaparak tuzu yüzeye çıkarıyor ve tuz burada kristalleşip genişliyor. Bunun sonuçları Sphinx için felaket derecesinde. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama doğal olarak sürekli oluyor. Sphinx'in yanındaki bu duvarın üstünde ince parçalar dökülüp toz oluyor. Sphinx'in gövdesinde olan şey işte buydu. Bu süreçte bu kelimenin tam anlamıyla Sphinx tozuna dönüşüyor. İnşa edildiği günden itibaren Sphinx'in gövdesi toza dönüşmeye başladı. Mısır, Yunan ve Romalılar tarafından konulan taş bloklar, gövdenin özellikle de yumuşak kireç taşından oyularak yapılmış olan daha zayıf bölümlerinin bozulmasını önlemek ve korumak içindi. Günlerce süren çalışmadan sonra bakır keskileri ve taş çekiçleriyle hemen hemen hiçbir şey oyamadılar. Brown ve ekibi kestirme yollara başvurmadıkça bu taştan bu hızla yakın zaman içinde bir burun oyup çıkarmaları pek mümkün görülmüyor. Brown ve ekibi kestirme yollara başvurmadıkça. Brown,
Sanırım bizi yakaladın. Mısır aletlerini kullanarak taşın üstünde uzun süre çalıştık ve sonra modern aletlere geçmeye karar verdik. Böylesi çok daha hızlı. Elektrikli aletler eski zaman aletlerine göre çok daha hızlı olsalar da şaşırtıcı bir şekilde temel oyma süreci eski zamanlardan beri pek fazla değişmedi. Mısırlılar bu kanalları açıyorlardı. Paralel kanalları. Sonra aynı yerlerden düz bir keskiyle yeniden geçerek aradaki bütün malzemeyi çıkarıp atıyorlardı. Ama Brown'un havalı keskisi dakikada 2000 vuruş yapabilen bir karbür uca sahipken eski Mısırlıların kullandığı bakır keski sadece birkaç düzine vuruşa dayanabiliyordu. Yaklaşık 10 santimetre kadar gittikten sonra aletim neredeyse işe yaramaz durumda. Aletin her körelişinde geri dönüp yeniden ısıtmanız gerekiyor. Yeniden ısıttığımızda ise metal yumuşuyor ve ona yeniden şekil verebiliyoruz. Brown aletleri olağanüstü bir hızla eskitiyor. Demirci ocağını oymanın yakınına taşıyor. Ocağımızı taşın yakınına getirdik. Çünkü bakır kesiklere o kadar hızlı vuruyoruz ki bu bize onları kullanma, köreltme, sivriltme ve hemen işe dönme fırsatı veriyor. Muhtemelen eski Mısır'da da böyle yapıyorlardı. Brown bu işin çok uzun sürdüğünü, çok fazla bakır alet gerektiğini ve taşta çok az ilerleme kaydedildiğini keşfediyor. Orijinalinin sadece üçte biri büyüklüğünde olsa bile bu taş kütlesinin buruna dönüştüğünü hayal etmek çok zor. Büyük Sphinx'in bütününü oymayı hayal etmek çok daha zor. Şüphesiz bunu sadece bir firavun becerebilirdi. Sorun hangi firavunun becerdi? Sphinx'in konumunun piramitlerle bağlantılı olduğuna şüphe yok. Piramitleri her kim inşa ettirdiyse muhtemelen Sphinx'i de o inşa ettirdi. Sorun şu ki Sphinx iki farklı firavun tarafından inşa edilen iki piramidin tam ortasında yer alıyor gibi görünüyor. İlk ve daha büyük olan piramit, M.Ö. 2500 yılları civarında hüküm süren Firavun Khufu tarafından inşa ettirildi. Oğlu Kefren, ondan biraz daha küçük olan ikinci piramidi inşa ettirdi. Önemli bir eski Mısır bilimcisi olan Rainer Stadelmann, Sphinx'in kafasının kendisini inşa ettiren Firavun'u temsil ettiğine inanıyor. Bu nedenle Stadelmann, gerçek kimliğini ortaya çıkarma umuduyla Sphinx'i Firavunların yüzleriyle karşılaştırıyor. Khufu'ya ait olduğu kesin olan şimdiye kadar bulunan tek portreye dönüyor. Küçük bir fil dişi heykelciye. Bu çok olağanüstü bir parça. Ve onu açabildiğiniz için çok heyecanlıyım. Heykelcik 30 yıldır Kahire Müzesi'ndeki cam evinden dışarı çıkarılmamış. Bunu yapabildiğimize gerçekten inanamıyorum. Bu heykelcik gerçek bir başyapıt. Her şey çok ince bir şekilde oyulmuş. O kadar detaylı ki bunu devasa Sphinx heykeliyle mukayese edebilirsiniz. Bana göre surat Sphinx'inkiyle aynı surat. Kare bir yüz, biraz keskin bir ağız, gözler dışarıda. Ama daha az öznel bir ipucu daha var. İkinci piramidi yaptıran oğlu Kefren'in aksine Khufu'nun sakalı yok. Heykelciğin sakalı yok. O yüzden sakalı olmayan Sphinx'in Khufu'nun bir yontusu olduğundan çok eminim. Ama Mark Lena, Sphinx'in orijinalinde sakalı olduğuna dair bir kanıt buluyor. Ve Sphinx'in suratının oğul Kefren'in suratı olduğuna inanıyor. Orijinal bir sakal, Sphinx'in göğsündeki bu esrarengiz çıkıntıya açıklık getirir.
Yaklaşık buradan başlıyor. Bu uzun bir sakala destek olacak doğru bir konumda. Tartışmalar devam ediyor. Baba Khufu mu yoksa oğlu Khafre'n mi? Sphinx'in kimlik krizi sadece yüz özellikleriyle çözülemez. Dört bin yıldan fazla bir süredir bu ilginç yaratığın esir aldığı hayal güçleri arasında kralların ve imparatorlarınki, şairlerin ve ressamlarınki ve de başkanlarınki var. Bugün Sphinx, Mısır'ın yüzü ve asırlık gizemlerinin ikonu. Peki ama Sphinx eski Mısırlılar için ne ifade ediyordu? Eski krallık çöker ve Gize düzlüğü terk edilmiş bir mezarlığa dönüşür. Sphinx ve piramitler ihmal edilir. Yaklaşık 1000 yıl geçer ve milattan önce yaklaşık 1500 yıllarında başlayan yeni krallıkla firavunlar yeniden güçlenirler. Ama asırlar süren rüzgar ve su Sphinx'in narin gövdesini aşındırır. Ve çöl kumları Sphinx'i boğazına kadar yutar. Sonra olanlar patilerinin arasında asılı duran 15 tonluk devasa granit dikili taşta hieroglif dilinde yazılı. Yazıtta Sphinx'i kurtaran bir kahraman anlatılıyor. Genç bir prens kumları temizliyor ve Sphinx de onu kral yaparak ödüllendiriyor. O prensin adı Tutmosis. Tutmosis dünyanın ilk restoratörüydü. İlk restoratörün 4. Tutmosis olduğunu söyleyebilirim. Halkına Sphinx'i kumdan koruması için bu iki devasa kil tuğlalarını inşa etmelerini emretti. Sphinx'in sol sağrısının karşısında ve Sphinx hendiğinin üstünde kil tuğladan yapılmış bir duvarın kalıntıları var. Bu tuğlaların bazılarının üstü Tutmosis ismiyle damgalanmış. Aslında alçıyla sıvanmış olan duvarın boyu yaklaşık 8 metre uzunluğundaydı. Ve Tutmosis, Sphinx'in bozulmuş gövdesini restore etmek için patilerinin üstüne büyük taş bloklar yerleştirmişti. Şu taşlara bakın. Bunlar yeni krallık zamanında eklenmiş olan büyük taşlar. Ve bu dikili taş aynı zamanda Sphinx'in yeni krallıktaki Mısırlılar için ne ifade ettiğine dair bir ipucunu da ortaya çıkarıyor. Krallar sonsuza dek dayanmasını istedikleri bir şeyi kaydetmek istediklerinde bunun gibi büyük dikili taşlara hieroglif dilinde yazarlardı. Kasia Zapakowska iki hieroglifin çevirisini yapıyor. Burada kuşa benzeyen bir şey olduğunu görebilirsiniz. Bu aslında bir şahin simgesidir. Adı Horus'tur. Bir şahin olarak betimlenen Horus, Mısır tanrılarının en eskisi ve en önemlisidir. Mısırlılar Firavun'un Horus'un vücut bulmuş hali olduğuna inanırlardı. Ve hemen altında Aket bulunmaktadır. Ufuk, iki tarafında iki dağ ve arasında güneş. Şahin ve Aket hierogliflleri birleştirildiğinde öteki dünyanın kapısını bekleyen bir Mısır tanrısının adı olan Ufuk'taki Horus'u oluşturmaktadır. Yeni krallıkta Sphinx'in kimliği budur. Eski Mısırlılara göre ufuk öte dünyanın girişidir. Güneş ufukta batıp ertesi gün doğduğunda Mısırlılar kendilerinin de yeniden doğabileceğine inanıyorlardı. Öteki dünyanın bekçisi olarak Sphinx'in bu süreçteki önemi hayatiydi. Tutmosis kumları temizleyerek sadece Sphinx'i kurtarmıyor, aynı zamanda bir tanrıyı da kurtarıyordu.
Hatta daha fazlasını yapıyordu. Sphinx'in suratına yakından bakılınca hala kulağının kenarında duran bir mavi boyanın olduğu ortaya çıkıyor. Bu ipucu Tutmosis'in Sphinx'e bir yeni krallık makyajı yaptırdığını öne sürüyor. Sphinx'i bej renginde çölün ortasında görmeye alışmışız. Ama yeniden doğmuş yeni krallığın en parlak döneminde çizgi roman renklerinde olduğu gibi oldukça canlı renklerle boyanmış bir heykeldi. Yüzü muhtemelen kırmızıydı. Başlığının sarı ve mavi boyalı olması mümkün. Ve Sphinx'in boyanması muhtemelen Mısırlılara göre onu hayata döndürmek anlamındaydı. Bir tanrı olarak saygı gören öteki dünyanın girişinin koruyucusu Büyük Sphinx, kurtarıcısı Tutmosis'in heykeli patilerinin arasına yerleştirilmiş bir kraliyet şapelinin tepesinden bakıyor. Bir istinad duvarıyla kuvvetli rüzgarlardan ve kumdan korunuyor ve canlı renklerde hayata döndürülüyor. Ama Sphinx'in yapımından sonra Tutmosis'in hükümdarlığı sırasındaki yeni krallığa kadar 1000'den fazla yıl geçmişti. Tutmosis'e göre Sphinx ve onu inşa eden her kimse çoktan mazi olmuşlardı. Peki Sphinx onu yapan asıl sahibi olan ya baba Firavun Khufu ya da oğlu Kefren için ne ifade ediyordu? Mark Lena son gizemi çözmek için Sphinx tapınağına geri dönüyor. Tapınağın yıkıntıları Sphinx'in patilerinin sadece birkaç metre önünde. Lena orada bir dizi gizemli sütun buluyor. Biraz Stonehenge'e benziyorlar. 24 tane sütun var. Lena bu sütunların günün 24 saatiyle ilgili olduğunu düşünüyor. Çok erken dönem büyük güneş tapınağı gibi duruyor. Bu kavram tapınağın karşıt taraflarında bulunan iki iç mabetle güçleniyor. Bu girinti veya mabet batı tarafındaki bir başka girintiyle simetrik. Bu yüzden bu iki girinti muhtemelen güneşin doğudan doğuşu ve batıdan batışına göre tapınağın eksenini belirliyor. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında yılın iki gününde gece ve gündüz birbirine eşit olduğunda güneş tapınağın doğu ve batı mabetleri arasından bir çizgi oluşturuyor. Güneş ufka doğru yoluna devam ederken çizgi Sphinx'in omzunun üstünden ve büyük piramitlerden birinin arkasından geçiyor. Bu iki mabet, ikinci piramidin güney tarafından Sphinx'in tam omzunun üstündeki bir noktaya vurarak hizaya geliyorlar. Ekinokslarda güneşin battığı yer işte bu nokta. Güneş yılın o özel zamanlarında battığında Sphinx tapınağını Kefren piramidine bağlıyor. Sphinx tapınağıyla Sphinx'in aynı mühendislik projesinin bir parçası olmaları nedeniyle aynı firavun tarafından inşa ettirilmiş olmaları gerekiyor. Bu tapınağı ve Sphinx'i ikinci piramidin yaratıcısı olan Kefren hükümdarlığına bağlayan bir başka ipucu da işte bu astronomik hizalanma. Yani bu çizgidir. Güneş eski krallık dininde de merkezi bir rol oynamıştır. Eski Mısır sanatı, öteki dünyaya gitmek için ufuktan geçerken sırtında güneş diskini taşıyan bir tanrı betimlemektedir. O, Mısır'ın ilk tanrılarından biri olan Çift Aslan Ruti'dir. Bu kanıtı da ekledikten sonra Sphinx'in asıl anlamı ve kimliği netlik kazanıyor.
Eski krallıktaki yaratıcılarına göre aslan şeklindeki Sphinx kralın bir sembolüydü. Ruti gibi Sphinx de bir tanrıydı. Öteki hayatın girişinde duran ufkun koruyucusuydu. Ekinoks'taki güneş hizalaması Sphinx'in, Sphinx tapınağının ve Khafre'n piramidinin birbiriyle yakından bağlantılı olduğunu ortaya çıkarıyor. Onların tek amaçları Firavun'un öteki dünyaya güvenli bir geçiş yapacağından emin olmaktı. Güneşin yolunu ufukta takip ederek piramide doğru giden mumyalaşmış kralı koruyan Sphinx, Khafre'nin yüzüyle bezenmiştir. New England'da Rick Brown ve ekibi ölçüleri küçültülmüş Sphinx burnunu sonunda tamamlıyor. Büyük Sphinx'in oyulmasının ne kadar zamanda tamamlandığını hesap edebilme umutlarıyla eski bakır keskilerin kopyalarını kullanarak son rötuşları yapıyorlar. Merhaba Rick. Mark. İki haftadır mı çalışıyorsunuz? İki haftaya geçti. Bütün bir gün. Her gün mü? Bütün gün mü? Bu burun çok güzel görünüyor. Bu burnu yapmanın toplam kaç saat sürdüğünü öğrenmek isterim. Çünkü bu bize büyük Sphinx'i oyarak ne kadar zamanda yaptıklarına dair bir fikir verebilir. Brown, oyma işini hızlandırmak için modern makinelere başvurmuş olsa da sadece eski aletleri kullanarak ne kadar zamanda yapılacağını hesaplamada büyük bir yol kat etti. 5 dakika içinde arka arkaya 200 vuruş yapabildiğimizi ve bunu 8 saat sürdürebildiğimizi hesapladık. Kopan parçaların miktarını ölçerek bir işçinin ne kadar taş sökebileceğini hesaplayabiliyor. Bir insanın 28.31 desimetre küp taşı sökmesi 40 saatini alır. Leyna'nın ölçekli resmine göre Sphinx'in etrafından ne kadar taşın söküldüğünü hesaplıyorlar. Bu büyük taş bloğu ve bu da büyük taş bloğu. Burada şunlar var. Ondan sonra bütün Sphinx'i oymanın ne kadar zaman almış olabileceğini anlamak için fazlasıyla hesap yapmak gerekiyor. Şimdi bunu kullanabiliriz. 100 oymacı olarak mı düşündük? Ve 1 milyon mu hesapladınız? Yaklaşık 1 milyon saat civarı. Sphinx'i oymak için 1 milyon saat. Evet. Bu çok etkileyici. Ve bu milyon saati 100 kişinin üzerinde paylaştırırlarsa kaba bir tahmin buluyorlar. 100 işçinin Sphinx'i oyması 3 yıl sürerdi. 100 işçi 3 sene. Ama küçük ölçekli burnu oyarak Bram ve Leyna 3 yıl boyunca çalışan o 100 kişinin çok daha büyük bir girişimin sadece bir parçası olduğunu keşfediyorlar. Sphinx'i inşa etmek için, ateşi ve demir ocaklarını canlandırmak için, ağaç kesen, alet yapan, aletleri sivrileştiren, sağa sola koşturan ve Sphinx olacak o devasa kayaya çekiçle vuran bir insanlar ordusunun olması gerekir. Mısırlılarda kullanılan güç insandı. Piramitleri böyle inşa ettiler. Sphinx'i de böyle inşa ettiler. Sphinx ve piramitleri inşa etmekte kullanılan insan gücü bugün hala hayranlık duyduğumuz anıtları yaratmaktan daha fazlasını yaptılar. Bütün insani ve doğal kaynaklarının Gize'deki anıtlar kompleksini yaratmak için kullanılmasının Mısır devleti ve ekonomisinin üzerinde muazzam bir etkisi olmuş olmalı. Mısırlılar Mısır'ın yaratılmasında gösterdikleri çabayı piramit ve Sphinx'i inşa ederlerken de göstermiş olmalılar. Piramitlerin ve Sphinx'in inşası aslında Mısır'ı inşa etmiştir. Ve Sphinx bilmecesini çözecek ipuçları gözler önünde yatmaktadır. İşin sırrı jeolojideydi. Arkeolojik kayıttaydı. Eski Mısırlıların Sphinx gibi şeyleri inşa etmek için çevreye yaptıkları değişikliklerdeydi. Hayvan, insan ve Tanrı. Toprağın kendisinden oyulmuş ve tarih boyunca insanların hayal gücüne ilham vermiştir. Büyük Sphinx yaratıcılarının rüyalarını gerçekleştirmiştir. Sonsuz yaşam.